Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Miraç kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi, like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak Recep ayının tamamını oruç tutmuş gibi sevap verir. Ey Allah için kardeş, dinde zorluk yok. Bütün mesele iyi bir niyette sahip olmak. Can gönülden Allah demek, ya Rabbi benim elimden bu kadar geliyor, gücüm bu kadarına yetiyor, gücüm vaktim durumum bu kadarcık yapmamı el veriyor deyip de yapabildiği nispetten Allah'a kulluk yapmak ne güzel bir hareket değil mi? Daha fazla oruç tutan kimselere Allah'ı ecrini sevabını daha çok verir. Sevgili Peygamberimiz diğer bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyururlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fil cenneti kasra la yethuluhu illa men samerecebeh. Evet, cennette öyle bir köşk vardır ki ona ancak Recep ayında oruç tutan kimselerden başkası giremez. Yalnız Recep ayında oruç tutan kimseler girer. Cennette Recep ırmağı, Bismillahirrahmanirrahim. İnne fil cenneti nehrey yukalu lehu recebe eşeddu beya dem minallahi bine ve ehla minel asali mensame Mir Recebe se kahullahu min zalike nehri. Evet, manası cennette bir nehir vardır ki ona Recep adı verilmiştir. Yani nehrin adı Recep nehridir. Suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak okulunu bu nehirden sulayıp içirir ve bir daha susamaz. Sevgili din kardeşlerim, Recep-i Şerif Allah-u Teala'nın zatına mahsus bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının çokluğu da Allah'a gösterilen kulluk saygısının karşılığı bir lütfu ilahi ile verilen sevap ve mükafat oluyor demektedir. Ebu Hüreyya radıyallahu an, Resulullah aleyhi ve sellem Ramazan ayından sonra en fazla Recep ve Şaban aylarında oruç tutardı buyurmuştur. Recep ayında iki kandil gecesi vardır. Recep ayı Regaib kandili ile başlar. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili gecesidir. Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili gecesidir. Yani Recep ayında iki kandil gecemiz vardır. Bu mübarek kandil gecelerimizde de Recep ayının değerlerinin büyüklüğünü biraz anlamış oluyoruz sanırım. Miraç kandili gecesi namazı. Evet, Miraç kandili gecesi namazının tarihi. Miraç kandili gecesinde 12 rekat nafile namaz, hacet namazı kılınır. Bu namazın sevabı ve fazileti pek büyüktür. Bu namaz ikişer rekat kılınır, yani iki rekatta bir selam verilerek kılınır. Her rekatta bir kere Fatiha suresi okunup amin denir. Ve 10 kere İhlas suresi kul huvallahu ehad okunur. 2. 12 rekat namazın bütün rekatlarında bu şekilde, yani bir Fatiha 10 ihlas okunarak kılınır ve 2 rekatta bir selam verilir. Namaz bittikten sonra Fatiha suresi 7 defa
dua niyetiyle besmele çekilerek yani besmeleyle okunur. Sonra 100 defa şu tesbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sonra yüz defa da Estağfurullahal azim ve etubu ileyk denir. İstiğfar duası okunur ve sonra 100 defa Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ali seyyidina Muhammed. Bundan sonra ellerini dergahı uluhiyete kaldırıp Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz edilir. Bu duada dünya ve ahiret ile ilgili bütün dilek ve isteklerinizi dile getirerek Cenab-ı Hak'tan isteriz. Yukarılarda belirttiğimiz gibi bir kul ne derdi ve ne ihtiyacı varsa mutluluğu için ne gerekliyse bunları Allah'ımızdan ister. O yüce Mevlamız da verir ve verecektir. Çünkü O Celle Celaluhu bizim Rabbimizdir, Allah'ımızdır. Onun kapısından başka gidecek kapı yoktur. İşte bu duygu ve inançla istemelidir. Namaza niyeti şöyle yapılır. Niyet ettim Allah rızası için Miraç gecesinden nafile namazı kılmaya diyerek niyet edilir. Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesidir. Miraç Hazreti Peygamber'in 7 kat gecenin az bir zamanında seyahat etmesi, göklere çıkması hadisesinin mübarek bir ismidir. Miraç gecesi sabahı. Miraç gecesinin sabahı yani Miraç kandilinden sonraki gün oruçlu olmalıdır ki kandil gecesi yaptığı ibadetlerin sevabı katmerli olsun. Yani kat kat sevaba ermiş demektir. Çünkü bu gecede kişi artık kendisini ibadete ısındırmış ve alıştırmış demek oluyor. Kandil gecesi sabahının gününde öğle ve ile ikindi arasında 4 rekat nafile namazı kılınır. Bu namazda Fatiha'dan sonra her rekatta zammı süre olarak şu süreleri okunur. Bir kere Fatiha okunup 1. Ayet-ül Kürsi 5 defa, 2. Kafirun suresi 5 defa, İhlas suresi 5 defa, Felak suresi 5 defa, Nas suresi 5 defa. Bu ibadetleri yapabilen, ibadet ile meşgul olmak isteyenler yapacaktır. Yapamayan ve yapmak için durumu ve vakti müsait olmayanlara bir şey lazım gelmez. Bu ibadetler nafile fazla olan ibadetlerdir. Bunları yaparsak sevabı pek çok vardır. Yapamaz isek ve yapmazsak herhangi bir günahı da yoktur. Farz ibadetleri yapmayan veya yapmayan kimselere çok günah vardır. Farz ile nafile ibadeti karıştırmamak gerekir. Namazdan sonra Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz ile el açıp yalvarılır ve bütün dilek ve arzularının gerçekleşmesi niyaz edilir. Cenab-ı Hak böyle dua eden kullarının tüm dilek ve muratlarını verir. Kişi evvel emirde Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahiretten mutluluğu dilemelidir. Onun için dua ederken hep şöyle demeli: Allah'ım bize dünyada iyilikler göster, ahirette de iyilikler göster ve bizi cehennemden koru diyerek duada bulunmalıdır. Sevgili Peygamberimizin en çok okuduğu bu anlamdadır. Allah'ım bize dünyada iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru buyururlardı. Evet sevgili dostlar, sevgili canlar, sevgili din kardeşlerim. Tekrar ediyorum, Miraç kandiliniz mübarek olsun. Miraç kandilinde hangi ibadetler var onu size tanımını okudum. İnşallah durumu iyi olan, hastalığı sökerliği olmayan, ayakta durabilen insanlar bu ibadeti yerine getirirlerse Allah'tan çok büyük sevap ve ecirler alır inşallah.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bütün kötülüklerden ve fenalıklardan korusun. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili canlar. Sevgili dostlar ve sevgili benim din kardeşlerim.